Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Teknoloji Oku yorum 10. bölümüyle karşınızdayız. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Evet, yepyeni bir programın yeni bölümümüze karşınızda ama bu bölümde de ne yazık ki iyi haberler yok. Gerçekten gündemi çok yoğun. Koronavirüs yüzünden malum, Covid-19 yüzünden. Ama yoğunlukta hep böyle kötü haberler veriyoruz biz ne yazık ki programda. Artık burası ağlama duvarına döndü. Zam geldi biliyorsunuz $200 altı telefonlara. Daha doğrusu şöyle, gümrük bedeli $200 ve altında olan telefonlara devlet dedi ki artık biz bunlara sizin belirlediğiniz rakam üzerinden değil, ben bir rakam belirleyeceğim, ona göre vergi alacağım dedi. Ve bunun da yansımaları oldu. Osman, haberler sende. Evet, aslında $200 altı telefonlar dediğimiz zaman aklımıza direkt Xiaomi, Redmi, işte bu Realme'nin bazı modelleri, Samsung'un yine bazı giriş seviyesindeki modelleri geliyor. Bu modeller ülkemizde de çok popülerdi. Özellikle bu Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro falan, bunlar hayli popülerdi ki sadece ülkemizde değil dünyada da popüler bu telefonlar. Hani sadece telefon bazında en çok satılan modellerde bile iPhone'lardan sonra bu Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro geliyordu. Dolayısıyla bu telefonların zamlanması biraz enteresan oldu. Çünkü hani devlet şu kadar alacağım, bu kadar alacağım diye bir açıklama yapmamıştı. Biraz minval, böyle ortada soru işaretleriyle dolu bir zamdı o. Fakat bugün baktığımızda Note 8 Pro'nun, ben bakmıştım fiyatına, 3.300 liralara dayanmış fiyatı. Note 8 ise 3.000 lira civarlarında. Mesela Samsung M20 vardı, 1.750 lira olmuş. Sonra pardon, 1.750 diyorum. Tabii o 1.750 idi. M30 S vardı, o da 1.800'dü mesela daha önce. Şu anda da 2.500 liralara dayanmış fiyatı. Ve uçuk bir zamlar gelmiş. Yani böyle 100 lira 200 lira değil, baya baya 500 lira 600 lira giydirmişler. İşte ben orada ama şunu anlamıyorum. Şimdi bu telefonlar bu kadar hızlı zam gelmesi bana biraz mantıklı gelmiyor. Neden? Bu vergi gümrükten geçerken alınıyor. Yanlış biliyorsam eğer düzeltir arkadaşlar, yorum yapabilirsiniz videonun altında arkadaşlar. Veya gümrükle uğraşanlar varsa mutlaka yazsın hatta. Şimdi bu kanun çıktı ama bu telefonlar zaten geçmişti gümrükten. Yani bana biraz burada biraz şey gibi var gibi geliyor yani. Bu şöyle bir durum aslında. Mesela adamın elinde 10 tane telefon var. Adam diyor ki ben bu 10 tane telefonu hali hazırdaki fiyattan satarsam onları yerine koyarken daha çok para harcayacağım diyor. Doğal olarak onları da yerine koyacağı telefonların fiyatından satıyor. Böylece arada da bir kaybı olmuyor. Nasıl bir kaybı olacak ki? Zaten getirdiği telefonu da zaten pahalıya satacak. Yani işte. Bana biraz fırsatçılık gibi geliyor açıkçası. Tabii tabii. Çünkü evet, öyle de hani diyebiliriz. Şeye benziyor bu. Mesela Türkiye'deki telefon fiyatları belirlenirken işte adam şeyi de koyuyor. Eğer yurt dışından sen getirirsen üzerine işte 1800 lira, yanlış hatırlıyorum, 1500 mi 1800 lira mı bir rakam, 1800 lira. 1800 lira eklemen gerekiyor ya. Türkiye'deki fiyatını ona göre de biraz belirliyor. Hani o zaten bunu alacaksın. Eğer bunu alırsan bu olur zaten diyor. O da biraz bana fırsatçılık gibi geliyor. Biraz da böyle tam ticaret bu. Para kazansın adam, kazanmasın demiyorum ama zaten piyasaya soktuğu malı hani sanki yeniden gümrük verecek gibi bir durum söz konusu değil. Bu giren mallar, şu anki raflarda olan cihazlar zaten bu fiyattan satılacak. Onlara bir zam gelmedi. Gelmemesi lazım. Yani yeni getirdiği zaman evet, ona kabul ediyorum. Ama o zaman da zaten pahalı satacak. Ama tabii Türkiye biraz böyle oluyor işler galiba. Ya bu zamların gelmesi çok iyi olmadı. Çünkü biliyorsun 2000 Türk lirası altında çok güzel modeller vardı. İşte bu Xiaomi'nin Mi serisinin modelleri vardı. Evet. Lakin şu reddeden sonra 2000 lira altına çok fazla model kalmayacağını söyleyebiliriz. Kalsa bile böyle şu anda 1000 lira 1500 lira civarına satılan, hani böyle bizim okurların da çöp diye nitelendirdiği modeller kalacaktır. Onları da bilmiyorum artık kaç kişi alır, kaç kişi almaz. Yani şu anda cep telefonu pazarı bu ani fiyatlar, fiyat yükselişiyle biraz çıkmaza girebilir. İşte şöyle bir sorun oldu. Pahalı telefonlar zaten pahalıydı. Vergi vardı, şu vardı, bu vardı. En azından hani sokaktaki vatandaş o ucuz telefon modellerini kullanıp bir şeyler yapabiliyordu. Artık o kapı da kapanıyor. Yani hani çünkü bu gümrük o bilmem ne denetim uygulamasının asıl mantığı şuymuş. O birçok yerde ben okudum internette, hatta haberini ben girdim siteye. Sizin üreticileri korumak için bir şey, yerli üretici. Ama Türkiye'de şu anda hani doğru düzgün yerli üretici yok telefon üreten. Üretilen telefonlarda çok mataş şeyler değil ne yazık ki. O zaman bu talebin acaba yerli üreticilerden geldiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü son zamanda yerli üreticiler
biliyorsun iyice geri kabuklarına çekilmişlerdi. Vestel olsun, General Mobile olsun, Reader olsun. Bunlar belki bir talepte bulunmuşlardır. Bu telefonlar çok ucuza geliyor. Biz bunlarla rekabet edemiyoruz. Belki O de. yüzden Belki de. hani bunların fiyatlarını biraz yükseltirseniz biz bu fiyat bareminin altında telefonlar satışa sunarak yine hani biraz daha toparlayabiliriz kendimizi. Tabii ben şu anda tamamen teori yani tahmin yürütüyorum. Belki böyle hiçbir şey olmamış da olabilir de. Belki de. Belki de. Yani Olmuş da olmuş da olabilir. olabilir, olmamış da olabilir ama hani günün sonunda olan vatandaşı olacak. Yine vatandaş o uygun fiyatlı telefon artık alamayacak. Yani 2000 liraya biz bir sürü telefon öneriyorduk. Artık öneremeyeceğiz herhalde gibi geliyor bana. Bir de siz Aynen öyle. söylediğin şey çok doğru. Yani haberi de ben yaparken gördüm. Hani devlet belirleyecek diyor ama hani neyi ne kadar belirleyecek? Tamam mesela konsollara da zam gelmişti ama orada dedi ki %20'den %50'ye çıkartıyorum dedi. Hani oradaki rakamı az çok tahmin edebiliyorduk. Burada hani devlet bakacak bu kaç para abi? 150 dolar. Hayır ben bunu 200 dolar dedim derse 200 dolardan vergi verecek. Yani şey kalmıyor orada. Neye göre onu belirli de belli değil. Kafasına göre şey meselesi gibi bu. Çin'den ürün alırken hani vergi getirdiler ya. Bir bakıyorsun 100 liralık ürüne 20 lira alıyor. 10 liralık üründen de 20 lira alıyor. 300 liralık üründen de 20 lira alıyor. Yani Evet. bir artık o anki kafasına göre gümrük memurun bir durum oluyor. Aslında Burada da bunu şey de yapabilirlerdi. Sadece Çinli telefonlardan şu kadar vergi alacağım deselerdi de olurdu. Zaten 200 dolar altına evet. satılan telefonların %80'i Çinli modeller. Samsung var bildiğim kadarıyla. Mesela Amerika böyle bir şey yapmıştı. Yani Çin'den gelen ürünlere mesela bir ek vergi uygulamıştı. Gerçi onların Çin'le aralarındaki mesele farklı ama yine en nihayetinde Çin'den gelen telefonlar pahalıya gelmeye başlamıştı. Türkiye'de böyle bir şey uygulayabilirdi yerli üreticiyi korumaksa mesele. Yerli üretici tarafından bakarsak da hani madalyonun diğer tarafını görmeye çalışırsak da haklılar. Şimdi Çin'den gelen telefonlar aşırı ucuz baktığımız zaman. Dolayısıyla adam diyor işte atıyorum Vestel ya da Casper ya da Reader ya da General Mobile'in şu modelini alana kadar işte Xiaomi'nin, Realme'nin, Oppo'nun, Honor'ın bu modelini alırım. Daha iyi diyorlar ki kıyaslama yaptığımızda bile gerçekten arada çok dağlar kadar fark var. Ama işte bunu bence böyle yapmak yerine yani yerli üreticinin ürettiği telefonlara bir şekilde hani vergi indirimi vesaire yapılması bana daha mantıklı geliyor. Yani Ha, öteki tabii. tarafı Aynen öyle. yükseltmek yerine çünkü sen burada şöyle bir saçma bir şey oluyor. Yani 2006 telefonlar diyelim yerli üretici üretecek diye diğer telefonları pahalılaştırıyoruz. Biz aslında tam tersi yapılsa yerli üreticiye teşvik verilsin. Ben yani yerli üretici telefonunu almayalım kullanmayalım demiyorum ama hani ona teşvik verilsin. Ya Çin zaten belki de der ki gelip ben burada üreteyim o zaman abi diyecek. hani General Mobile falan bir ara bayağı parlamıştı aslında. Yani modelleri de güzeldi. Android One falan modelleri de çıkmıştı. Evet. Bayağı bir parlamıştı. O bile geri çekildi yani. Tamam belki Hatta bir... onlar fabrika açtı. Biz fabrikasını Evet ziyaret evet. ettik 2 TL'de. Videosu da var. Şimdi koyarım yukarıdan izlersiniz. Yani ben şeyi anlamıyorum. Teşvik verilmesi lazım. O zaman o adam onu ucuza üretsin. Yani 2000'lik bir telefonsa diyelim ki 2000'lik o telefonu adam 1500 lira üretsin ya da 1000 liraya üretsin, 1500 liraya satsın. O zaman zaten rekabet edersin yabancıyla, Çinliyle vesaireyle. Ama şu mantıkta onları pahalılaştırdığın zaman buradaki telefon zaten çok öyle oğuluk bir telefon değil ki. Sen vatandaş yine pahalı telefon almış oluyor. Aynen öyle. Biraz bu konuda soru işaretleri var. Olabilir, olmaya da bilir. Sonuç olarak gerçek olan şey bu telefonların fiyatlarının şu anda zamlandığı. Muhtemelen Evet. bu şekilde de devam edecek. Artık 2000 lira altına aldığımız o güzel modeller muhtemelen 3000 lira altına Evet, diye o yayınlayacağız ki güzel belki 3000 telefonlar lira da üstüne olacak. atlara binip gittiler uzak ülkelere ve hani bence şöyle bir sorun olacak. Daha o gümrük şeyi hayata geçmeden bile yani gümrükten o telefonlar yenileri gelmeden bile adamlar çaktı zam böyle söyleyeyim. Yani öyle, ben öyle görüyorum yani. Yani Çin'de koronavirüs çıktığında da maske fiyatları zamlanmıştı Türkiye'de. Dolayısıyla hani bazı şeylerin olması için beklemiyor bizim halkımız sağ olsun. Direkt olarak Evet. zamlar geliyor. Yani zam konusunda hiç beklemiyoruz ya. Hiç sıkıntı olmuyor yani. Peki ne olacak Osman ya bu tek elektronik cihazlar? Yani biz bir video çekiyoruz. Daha video yayınlandı, Doğru. yayınlanana kadar, montajı bitene kadar fiyatlar zamlanıyor. Yani ben Biz işte onu 2 geçenlerde şeyi 7500 TL'lik çekmiştik. Evet, evet. bilgisayarlarda yaşadık. Ayrıyetten bir de 2000 TL altı telefonlar çektik. Evet. Onda da O da yorumlarda abi demiş bu telefona sen 1800 lira demişsin ama ben bulamadım 2100 lira en az. Yani 3 günde ben o telefonun 2100 lira olacağını nereden bileyim? Şimdi bizim o videoda şey oldu mesela 2000 lira altı demiştik. O telefonların hepsi 200 dolardı zaten. Şimdi hepsi belki de
3006 olarak mı değiştirsek videoyu, ne yapsak bilemedim yani. Evet. Ama şimdi videoda söylüyoruz. Yani evet. Bir tane çekmemiz lazım. Yani 3006 deyip başka bir video çekip birkaç gün sonra, bir iki hafta sonra. Çünkü arkadaşlar fiyatlar öyle bir uçuyor ki artık biz de takip edemiyoruz. O yüzden hep şunu söylüyorum ben. Ne alırsanız kar. O yüzden ne aldıysanız kar oluyor. Yani beklemeyin. Ay onu mu alayım, ay bunu mu alayım diyene kadar bir vergi geliyor, başka bir şey geliyor. Dolar artıyor. Hiç vergi gelmesi dolar artıyor. Fiyatlar uçuşa geçiyor. O yüzden ne alırsanız kar, çok düşünmeyin. Araştırın, soruşturun ama hemen karar verin. Hızlıca karar verin. Biz bile video çekip montajlayana kadar ürünlerin fiyatı arttı. Hatta senin bir de 7500 liralık video, 7506 bilgisayar videom vardı, oyun bilgisayarı. Orada 7506 bilgisayar kalmadı bu arada. Evet evet. Orada 5 tane model önermiştik. Şu anda hepsi 7500 liranın üstüne çıktı biraz. Evet. Böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bir şey yok yani. Biz de yetişemiyoruz artık. Hani daha hızlı montaj yapalım, daha hızlı içerik üretelim diyoruz ama o bile yetişmiyor. 2 gün önce yayınlanan video artık şey oldu yani. End of life derler İngilizce'de. Bitti artık yani. Kullanılamaz. Bana geçen gün şeyi soruyorlardı. Abi 3 telefon alacağım. İşte bekleyeyim mi, fiyatı düşer mi? Kardeşim dedim, burası Türkiye. Burada eriğin fiyatı düşer ama telefonun fiyatı düşmez yani. Şimdi erik 25 liradan 30 liradan çıkıyor kilosu. Sonra düşüyor 10 liraya 10 liraya ama telefonda öyle bir durum yok yani. Alacaksan al. Bence fiyatın düşmesinin tek sebebi şey olur. Dolar düşerse olur veya vergiler kaldırılırsa olur. Ya yani vergiler kaldırılmaz. Herhangi bir şey düşmez. Evet. Dolar da düşmeyecek. Vergi de kaldırılmayacak. Böyle devam edeceğiz. Yani bakalım. İnşallah düşer tabii. Yani bir ara biliyorsun yine 7'lere gelmişti, sonra 5-70'lere falan geriledi. Ama şu anda dünyada bir kriz olduğu için bilmiyorum yani, önümüz çok aydınlık gibi görünmüyor. Sadece Türkiye için demiyorum, Amerika vesaire hepsi için bu şekilde evet. Aynı yani. Evet. Evet, bir programın daha sonuna geldik arkadaşlar. Teknoloji Okuyorum 10. bölümde Osman'la beraber haftanın gündemini biraz değerlendirdik. Yine zamlar vardı konumuzda ne yazık ki. Hep her hafta zam konuşuyoruz artık neredeyse ama konuşulmayacak bir konu da değil. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Farklı bir programda haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.